CNN zamma ilişkin SGK uzmanı Dilek Ete flaş açıklamalarda bulundu. Milyonlarca emeklinin maaşına Ocak ayında %49,25 oranında maaş zammı yapılmıştı. Ancak bu zammın ardından en düşük emekli aylığı 10.000 TL'yi geçemedi. Emekliler ise maaşlarının düşük olmasından dert yanıyor. Bu noktada CNN zamma ilişkin SGK uzmanı Dilek Ete flaş açıklamalarda bulundu. Maaşlardaki düzensizliğin toparlanması için ise emeklilerin talebi CNN zam oldu. CNN zam, eşit zam yapılması anlamına geliyor. Geçtiğimiz sene memurların maaşına ekstra olarak 8077 liralık bir zam yapılmıştı. Bu zamlar genellikle enflasyon oranlarına göre belirlenir ve emeklilerin satın alma gücünü korumayı amaçlayan bir yapıdır. İktidar tarafı ise CNN zam konusunda kapıyı kapatmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin talebine ilişkin 6 aylık enflasyon farkını işaret ederek ekstra zam konusunun gündemlerinde olmadığını açıklamıştı. 4 aylık enflasyon farkına göre emeklinin %18,72 zammı kesinleşti, 2 aylık verinin de eklenmesiyle birlikte %25 oranında maaş zammının olacağı ise belirtiliyor. Bu oran ise açlık sınırının 19.000 TL'ye geldiği ortamda emekliye merhem olmaktan öteye gitmeyeceği söyleniyor. CNN zammın ise tek çözüm olduğu uzman isimler tarafından açıklanıyor. SGK uzmanı Dilek Ete, 2016 yılından bu yana emeklinin bir kavanozun içine sıkıştırıldığını söylerken, kavanozun 2023 yılında patladığının altını çizdi. Ete, 2016'dan beri emekliye yapmanız gereken CNN zammı yapmıyorsunuz. Ne asgari ücret ne de emekli aile bu rakamlar ile geçinebilir. CNN bir zammı için mecburlar. Onu emekliye vermek zorundalar, dedi.